Merhabalar. FileMaker 19'un yeni özelliklerinden bir tanesi makine öğrenmesi, yani machine learning dediğimiz desteği. Bugün bundan bahsedeceğiz. İki tane modelle demo yapacağız FileMaker üzerinden. Ama önce bir machine learning nedir, nerelerde kullanılır, buna bakalım. Machine learning, yani makine öğrenmesi, datalardaki belirli kalıpları algılayıp bu kalıplara göre yeni datalara cevap veren bir sistemdir. Yani sorulara datalarla cevap veren bir yöntemdir. Peki nerelerde kullanılıyor? Apple cihazlarda biliyorsunuz Face ID'lerde kullanılıyor. Bunun dışında bazı uygulamalarda cümlenin yapısını size söylüyor. Yani resmi bir dille mi yazılmış yoksa sokak ağzıyla mı yazılmış? Bunu görebiliyorsunuz. Google Translate'de translate'ler yine machine learning sayesinde yapılıyor. Yani kullanım alanı oldukça geniş. Peki nasıl yapılıyor? Bundan bahsedelim. Öncelikle bir mevcut datalarla bir model eğitmeniz gerekiyor. Bu eğittiğiniz model, yani öğretilmiş model, daha sonra uygulamanızda veya servisinizde kullanılıyor. Burada örneğin bir eğitim datası olarak kedi resimlerini ele alıyoruz. Modelimize kedi resimlerinin kedi olduğunu öğretiyoruz. Daha sonra uygulamaya yeni kedi resimleri eklediğinde veya kedi olmayan resim eklediğimizde bunun kedi veya kedi değil olduğunu makine bilebiliyor. Burada tabi dataların çokluğu, modelin iyi yazılmış olması doğruluğu etkiliyor. Burada çok fazla data veya ve iyi yazılmış bir modelle sadece kedi olup olmadığını değil, kedinin cinsini, yaşını vesaire makineye tahmin ettirebilirsiniz. Biraz da CoreML'den bahsedelim. CoreML, Apple cihazlarda kullanılan bir machine learning altyapısıdır. Bunun avantajlarından bahsedeyim. Temel olarak her şey cihazınızın içinde olup bittiği için, mesela düşük gecikme süresi ve gerçek zamanlı kullanım elde edebiliyorsunuz. Bunun dışında çevrim dışı kullanılabilirlik, herhangi bir network'e bağlı kalmadan kullanabiliyorsunuz. Gizlilik, verileriniz cihazınızdan hiçbir şekilde dışarı çıkmıyor. Ve maliyet, herhangi bir şekilde cloud'da veri saklamıyorsunuz veya bir API bağlantısına ihtiyaç duymuyorsunuz. Dezavantajlarından da bahsedeyim. Birincisi uygulama boyutu. Burada modeliniz ne kadar detaylıysa doğal olarak boyutu da o kadar büyümüş oluyor. İkincisi sistem kullanımı. Yazdığınız model sistem özelliklerini kullanarak hesaplamalar yapıyor ve bu da pilinizin hızlı tükenmesine etken sağlıyor. Bir diğeri de model eğitimi. Sürekli modelinizi eğitip uygulamanızı güncellemeniz gerekiyor. Bunlar da dezavantaj olarak sayılabilir. Şimdi FileMaker ve Machine Learning'in nasıl çalıştığından bahsedelim. Aslında oldukça kolay, 4 adımda bunu sağlayabiliyoruz. Birincisi ML model dosyasını al. Bu dosyayı siz kendiniz de oluşturabilirsiniz bir takım uygulamalar kullanarak veya internet üzerinden hazır dosyalar da bulabilirsiniz. Biz örneklerimizde internet üzerinden bulduğumuz hazır dosyalardan analizlerimizi yapacağız. İkincisi bu model dosyasını bir script ile konfigüre edeceğiz. Bir diğer madde fonksiyonla çalıştıracağız. Son olarak da JSON çıktığı kullanacağız. Şimdi demomuza geçelim. FileMaker 19'da yeni bir boş dosya açıyorum. ML test adında. Burada benim için iki tablo gerekiyor. Bir tanesi model tablosu. ML model dosyasını bu tabloda saklayacağım. Bir diğeri de uygulama tablosu. Bu tabloda da analizlerimizi yapacağız. Model tablosunda tek bir alan benim işimi görüyor. Buraya ML model dosyasını koyacağım. Model diye bir container alan açıyorum. Uygulama tablomda hem analiz edeceğimiz resmin hem de görmemiz açısından bir sonuç
alan olması gerekiyor. Alanlarımızı açtık. Şimdi scriptlerimizi yazalım. İlk olarak ML dosyasını cihazımızın RAM'inde konfigüre etmemiz gerekiyor. Onun için Configure Machine Learning Model diye bir script adım var. Operation olarak Vision'ı seçiyoruz. Burada çünkü resimleri analiz edeceğiz. Bu Configure'e bir isim veriyoruz. Bu da Test Model olsun. Ve nereden alacağını söylüyoruz. Modeli alacak. Bu tek adımlık script ile modeli konfigüre edebiliyorsunuz. Şimdi resmi analiz et scriptini yazalım. Burada da yine tek adımda set field diyerek uygulama tablosundaki sonuç alanına bu JSON'ı yazdıracağız. Calculated result olarak da compute model diyoruz. Burada modelin adını söylemem gerekiyor. Test model demiştik hatırlarsanız. Name yerine image gönderiyorum çünkü resim analiz ediyoruz. Value'ya da uygulama tablosundaki resimi koyuyoruz değer kısmına. Kaydedelim. Şimdi model tablosundaki model alanına şuradaki örnek modelimi koyuyorum. Daha sonra configure scriptini çalıştırıyorum. Tabii bu model biraz boyutu büyük olduğu için yaklaşık 500 MB yüklenmesi biraz uzun sürüyor. Modelimiz yüklendi. Şimdi şeyden de bahsedeyim. Bu model RAM'de saklandığı için programı kapattığınızda configüre kaybolmuş olacak. Yani tekrar programı açtığınızda bu script'i tekrar çalıştırmanız gerekecektir. Şimdi uygulamaya gelelim. Şu layout'u da ben bir düzenleyeyim. Resmi sola aldım. Biraz büyütelim. Sonucu da daha iyi görebilmek için alanı büyütüyorum. Yeni kayıt açıyorum. Örnek resimlerden. Benim yüklediğim model bir duyguyu analiz etme modeli. Buradan bir resim aktarıyorum resim alanına. Bu resimdeki kişinin duygusunu analiz etmiş olacak. Resmi analiz et dediğim zaman bu şekilde bir JSON formatı getirdi. Classification yani sınıflandırma olarak bana birkaç tane bu resimde olabilecek duyguları sınıflandırdı. Ve güvenilirlik oranlarını belirledi. İlk sıraya bakın sad yani üzgün olarak %67'lik bir güvenilirlik oranıyla getirdi. JSON çıktığı daha okunaklı bir şekilde görebilmeniz için script'e JSON format element adımını ekleyebilirsiniz. Ben hemen ekleyeyim. Script'i tekrar çalıştırıyorum. Bu şekilde liste halinde güvenilirlik oranlarını görebiliyorsunuz. Burada birinci sırada bakın %67'lik bir oranla sad yani üzgün resimdeki hanımefendinin de üzgün olduğunu görebiliyoruz. Oldukça kolay bir şekilde FileMaker 19'la Machine Learning özelliğiyle resimleri analiz edebiliyorsunuz. Şimdi size bu uygulamanın bizim yaptığımız son halini göstereyim. Burada bahsettiğim gibi iki farklı model üzerinde biz çalıştık. Bir tanesi az önce de yaptığım duygular modeli. Bir tanesi de Objable. Önce duyguları göstereyim size. Evet, burada yine az önce yaptığımız gibi resimdeki insanların duygularını analiz eden bir program. Analiz et butonuna tıkladığım zaman buradaki arkadaşın %89 oranda mutlu olduğunu zaten görebiliyoruz.
makine öğrendiği için o da görüyor. Burada yine az önceki resim daha okunaklı bir şekilde görebiliyoruz. Bir diğer resme geçeyim. Analiz et düğmesine tıklıyorum. %80 ihtimalle doğal bir yüz gördü. Bir diğer resim. Burada %51 oranında korku gördü. Burada tabi makineye yüklediğimiz model çok fazla eğitilmemiş olduğu için belki %51 oranında korku, %43 oranında da kızgın bir ifade gördüğünü söylüyor ama burada bence o ifadeler yok. Bir bebek yüzü. Muhtemelen bu modele bebekleri dahil etmediler. O yüzden üzgün bir bebeğe %80 ihtimalle mutlu diyor. Bu da sunumun başında bahsettiğim verinin çokluğu ve modelin iyiliğinin eksik olduğu bir uygulama. Diğer modele bakalım. ObjeBull diye bir model. Bu duygular modelinden bence daha iyi çalışıyor. Daha iyi çalışılmış bir model. Hemen analiz ediyorum. Burada %33 ihtimalle kral kelebeği diyor. Doğru sonuç ama ihtimal niye düşük? Çünkü ikinci ihtimal %10 ama o da bir kelebek çeşidi. Yani model kelebeği bulmuş ve bunun çeşitlerini söylüyor bana. Üçüncü ihtimal %9 yine bir kelebek çeşidi. Yani buradan kelebekle ilgili çok veri girildiğini öğrenmiş oluyoruz. İkinci resmimize bakalım. Analiz et diyorum. %99 ihtimalle bizon diyor. İkinci ihtimal %0 gelmiş ama küsuratları burada yazmadığı için geliyor. Şuradan JSON düğmesine tıklarsanız diğer bütün olasılıkları da görebiliyorsunuz. %99 hatta %100'e yuvarlanmış bir şekilde bizon olduğunu makine bize söyledi. Diğer resme geçelim. %93 ihtimalle bir yemek masası olduğunu söylüyor. İkinci ihtimal %6 restoran diyor. O bile belki doğru olabilir, restorana benzeyen bir resim. Bu resme bakalım. %74 ihtimalle pickup diyor. Hurda bir araba ama yine yaklaşmış sayabiliriz. Evet, %100 ihtimalle yine vazo diyor. Tabi tam %100 değildir. Bakın %99.5 ihtimalle vazo. İkinci ihtimal olarak da %0.1 ihtimali bunun sürahi süt demiş. Ama zaten %100 olarak vazo dediğini söylemiş olduk. Son resmimize bakalım. Burada %29 ihtimalle church yani kilise demiş. Kilise değil ama kiliseye çok benzeyen bir yapı. Bunu da ben doğru kabul ederim. FileMaker 19 ile beraber gelen bu yeni özelliğin nasıl çalıştığını anlattık bu videomuzda. Makine öğrenmesiyle birçok farklı uygulamalar yapılabilir. Sizin de aklınıza farklı uygulamalar geldiyse lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız ve FileMaker ile ilgili yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun, videolarımızı beğenin. İyi günler diliyorum.